Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merdan'la yepyeni bir videoya da hoş geldiniz. Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan vergisiz telefon ve bilgisayarlarla ilgili fiyat sınırını açıkladı. Diğer kurallar zaten daha önce belli olmuştu ama bu fiyat sınırına göre de 9500 liralık satış fiyatına sahip olan telefon ve bilgisayarlarda 5500 liralık bir indirim yapılacak. Daha önce hatırlarsanız biz bir vergisiz alınabilecek telefonlar videosu çekmiştik ama bizim belirlediğimiz fiyat sınırının çok altında geldi resmi sınır. Bu yüzden muhtemelen yeni bir vergisiz alınacak telefonlar videosu yapmamız gerekecek. Eğer bunu isterseniz yorumlarda belirtin lütfen. Ama o videonun yorumlarında birçoğunuz bu fiyat sınırında alınabilecek bilgisayarları sormuştunuz. Ben de bu videoda elimden geldiğince 9500 lira ve altında alınabilecek ya da almaya değer diyeyim en azından bilgisayarları sizin için sıraladım. İsterseniz hızlıca başlayalım. Dostlar baştan söylüyorum, önereceğim cihazların tamamı laptop olacak. Bunun sebebi işte okula gidip kullanacağız, arkadaşlarımıza belki bir kafede oturup çalışacağız. Yani bu yüzden bir kasa monitörlü size böyle büyük bir şey önermeyeceğim. Laptoplardan gideceğiz. Belirlenen fiyat sınırıyla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Çünkü açık söyleyeyim ben yeni teknolojiyi daha iyi biliyormuşum. Bu eski, biraz daha eski model ya da daha ucuz bilgisayarları araştırırken yemin ederim yeni yeni şeyler öğrendim. Şimdi isterseniz sıradan biz de başlayalım. Anlatacağım 4 tane bilgisayar var. İlk ürünümüz 9500 liralık fiyat bandının sadece 2 lira altında kalarak buraya dahil olan HP'nin bir bilgisayarı. O da bu gördüğünüz 9498 liralık HP 255 G8. HP çok uzun zamandır zaten fiyat performans açısından değerli ürünler üretiyor arkadaşlar. Hatta son zamanlarda bence çok iyi oyuncu bilgisayarları üretmeye başladılar. Ve bu bilgisayarda işte 9.5 bandına yakın olduğu için vergisiz bir şekilde alınabilecek. İsterseniz bir ekran kartından başlayayım. Burada AMD Radeon Graphics bulunuyor. Bunun tam detay modelini söyleyemiyorum. İnternette böyle spesifik olarak yazmadığı için tam olarak aktaramıyorum. Ancak paylaşımlı bir ekran kartı olduğunu söyleyebilirim. Burada paylaşımlı ve paylaşımsızın farkını bilmemiz gerekiyor. Paylaşımsız ekran kartı kendi başına bir donanım olduğu için kendi sistem belleğini kullanarak işlem yapıyor. Paylaşımlı ekran kartı ise işlemcide bulunan RAM ile besleniyor. Yani RAM'iniz hem işlemci hem de ekran kartı tarafından kullanılıyor. Bunun tek avantajı var arkadaşlar. O da güç tüketiminin az olması. Yani piliniz çok hızlı boşalmaz ama bir yandan da performans konusunda çok olumsuz sonuçlara yol açıyor. İhtiyacınız olan şey çok güçlü bir RAM, çok güçlü bir işlemci. Zaten bilgisayarların içine bunu koyabileceksek paylaşımsız da bir ekran kartı koyardık. Onun da fiyatı başka bir noktaya giderdi. Bu işin mübarek olanı paylaşımsız ekran kartıdır. Ama bu fiyat bandındaki ürünlerin %90'ının paylaşımlı olduğunu belirteyim. Bu arada paylaşımlı ekran kartı dediğim gibi RAM'den güç alıyor. Bu yüzden de cihazda 8 GB'lık bir DDR4 RAM olduğunu belirteyim. Ayrıca 256 GB'lık bir SSD'ye sahip. Yani oyun oynuyorsanız, özellikle güncel oyunları oynuyorsanız 1 TB'lık SSD baz olarak bence yer almalı. Ama zaten böyle bir bilgisayar alıyorsak güncel oyunları değil indirip işte SSD ile yer işgal etmek maalesef oynama şansımız olmayacak. O yüzden zaten böyle bir derdiniz olmayacak. Direkt öğrenci gözünden ve hani okul ve ufak tefek işler için yapacağım diye alındığını düşündüğümde 256 GB en azından başlangıç için yeterli olur diye düşünüyorum. Ekranı ise 15.6 inç boyutunda ve IPS panele sahip. Ayrıca Full HD bir yapıda. Bunun yanında bir adet Type-C, 2 adet USB 3.0, bir adet 3.5 mm jack ve bir de HDMI girişine sahip. Bu HDMI galiba 1.4'tü. Yaklaşık 2 kilo ağırlığında çantanıza falan koyup taşıyabilirsiniz rahatça. Birçok arkadaş eminim ki oyun oynayabilir miyim sorusunu soracak. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, herhangi bir güncel oyunu rekabetçi seviyede oynamanız imkansız. Yani bu fiyat bandı için gerçekten alınabilecek en iyi ürünlerden birisi bu arkadaşlar. Videoda zaten başka markalardan da bahsedeceğiz. O yüzden hani herhangi bir sponsor kaygısı güderek söylemiyorum size. Sadece tavsiye olarak bunu belirtebilirim. Farklı düşünceleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Bunun dışında dediğim gibi fiyat bandı için iyi ya da kötü diye yorumluyorum. Bu da tabii ki eleştiriye açık bir konu. İşlemci söylemeyi unutmuşum. Bu arada işlemciye yorum yapıyorum, söylememişim. AMD Ryzen 5 5500U yer alıyor. Eskiden fiyat performans cihazlarında çok fazla görürdük. Şimdi doğal olarak eskimesiyle birlikte o da azaldı ama bu bilgisayar için yine de yeterli olduğunu düşünüyorum ben. Bazda 2.1, maksimumda ise 4 GHz'e kadar çıkabiliyor. Şimdi tekrar toplam yorumu yapıyorum. Isınabilen bir işlemci ki her bilgisayar ısınır, bunu hep söylüyorum zaten. Ancak ya bu seviye için oyun oynama konusunda kısa süre zamanınızı öldürür dememin sebebi bu. Uzun süre oynadığınızda, uzun süre zorladığınızda bilgisayar gerçekten çok ısınabilir. Bu yüzden belirli zaman aralıklarında oynamanız ya da işte oynamayı denemeniz yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında bu bilgisayarla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Fiyatı 9.498 lira. Şimdi geçiyorum diğer bilgisayara, Lenovo IdeaPad 3. Burada ekran kartı olarak dahili Intel UHD grafik kartı olduğunu belirteyim ama maalesef ki sadece adı UHD arkadaşlar. Çünkü HD Graphics 620 ile kıyaslandığında aradaki fark sadece 100 MHz. Ayrıca bu modelin performansı L3 cache büyüklüğüne ve RAM'in türüne göre değişiyor. O yüzden işlemci cache'inin 6 MB, RAM'in ise 8 GB'lık DDR4'lük bir yapıda olduğunu belirteyim. Yani fiyat bandı için uygun. Bunun yanında çünkü işte bunu koyup hani RAM ve cache'ten güç alan bir grafik kartı koyup diğer tarafı
boşlasalar çok anlamsız bir şey olurdu. Burada en azından birbirini hani bütün halde götürebilecek bir seviyede yaratılmış. İşlemci tarafında ise 11. nesil Intel Core i3 yer alıyor. Temel hızı 3, maksimum hızı ise 4.1 GHz olan bir işlemci bu. Yani temel hızının 3 olması diğer işlemcilerden biraz ayırıyor onu. Çünkü az sonra temel hızının 1.8 GHz olduğu bir işlemcide anlatacağım size. Ekran tarafında ise Full HD yapıda ve 15.6 inçlik bir boyuta sahip. Bu arada neden bilmiyorum ama anlatacağım bütün laptoplar 15.6 inçlik bir boyutta. Ayrıca ekran kartında paylaşım olduğunu artık söylemeyeceğim diğerlerinde de. Bunun tamamını paylaşım. Bir şey daha ekleyeyim. Bazı yerlerde paylaşımlı yerine onboard yazıyor. Bu da yine aynı anlama geliyor arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Dedicated var bir de. O da paylaşımsız anlamına geliyor. Pilinin 5.5 saate kadar dayandığı söyleniyor. Yani bu da bir okul gününü düşündüğümüzde gayet yeterli. Ağırlığı ise 1.65 kilo. Yani çok hafif bir laptop gerçekten. Bu yüzden çantada orada burada gayet rahat bir şekilde taşınabilir. Giriş çıkışlarını da söyleyeyim hemen. Bir tane USB 2.0, iki tane USB 3.2, biri HDMI 1.4, bir kart okuyucu, bir 3.5 mm jack ve bir tane Type-C giriş yer alıyor. Yani eski laptoplar dememize rağmen en azından birer Type-C girişinin yer alması da bence büyük bir avantaj. SSD'sini de belirteyim, yine 256 GB ama bununla ilgili görüşlerimi zaten az önce belirttim. Fiyatı ise arkadaşlar 9.099 lira. Yani yaklaşık 9.100 lira. Ben açıkçası ikisinden birisini alacak olsam HP'yi tercih ederdim. Geçiyorum daha ucuz yapıda olan 3. bilgisayara. Bu da işte Acer'ın Aspire 3 mü, Aspire 3 mü artık siz ne diyorsanız ben galiba... Ben Aspire diyeyim ben ya, daha çok hoşuma gitti şu an. Bu cihazda da AMD Radeon Graphics kullanılmış ve yine paylaşımlı bir yapıda, burayı hızlı geçiyorum sürekli aynı şeyleri söylememek için. 8 GB'lık bir RAM'e sahip, buradaki en büyük artısı ise RAM'inin DDR5'lik bir yapıda olması. İşlemcisi ise AMD Ryzen 3, bazda 2.3, maksimumda ise 4.1 GHz'e kadar çıkabiliyor. Ryzen 3 2017'de çıktı arkadaşlar, o yüzden oradan artık ben bir yorum yapayım, siz hesap edin. LED bir panele sahip olan ekran ise 15.6 inçlik bir boyuta sahip, 1920x1080'lik bir çözünürlüğü bulunuyor ve aynı zamanda da 60 Hz'lik yenileme hızı var. Son olarak da 256 GB'lık bir SSD'si olduğunu söyleyeyim. Genel olarak yapacağım bir yorum yok çünkü hepsi zaten birbirine benziyor. Çevresel elementlerini belirteyim size. Burada da bir HDMI, 2 USB 3.2, bir Type-C ve bir tane de 3.5 mm jack girişi bulunuyor. Fiyatı ise 7.999 lira yani 8.000 lira. Yani ilk anlattığım HP'den 1500, ikinci anlattığım Lenovo'ydu değil mi? Lenovo IdeaPad'den de 1000 lira daha ucuz. Fiyat bandı için ben yine gayet uygun olduğunu düşünüyorum. 1000 liralık fark işte Ryzen 3 ile Ryzen 5 arasındaki farkı oluşturuyor zaten. Şimdi fiyat bandını biraz daha indireceğim ve en azından o bant için net bir şekilde önerebileceğim bir cihaz anlatacağım. Bu da yine Acer'dan A315-510 modeline sahip laptop. Grafik kartında bir bakayım ne bulunuyor Melih. Ya AMD Radeon Graphics ya da Intel UHD grafik kartı bulunuyor. Burada da yine Intel UHD grafik kullanılmış. Daha iyi bir şekilde paylaşımlı falan filan hepsi aynı. İşlemci tarafında ise 3. nesil Intel Core i3 N305 yer alıyor. Şimdi bu işlemci az önce söylediğim bazda 1.8, maksimumda ise 3.8 GHz'e kadar çıkabilen bir işlemci. Aynı zamanda 8 çekirdekli yapıda olduğunu söyleyeyim. En azından bir artı koymuş olayım oraya. Bellek tarafında ise 4 GB'lık DDR5 bir RAM var. SSD'si ise yani bu belki de olabilecek en kötülerden birisi 128 GB arkadaşlar. Yani bir bilgisayarın 128 GB'lık bir SSD'ye sahip olmaması gerek arkadaşlar. 256'ya hadi bir şey demedik tamam da. Yani 128'in zaten bunun yani %30'una %40'ına neredeyse bilgisayarın bazı sahip oluyor yani. Kalanı da çok az gerçekten arkadaşlar. Burada önerebilirim dememin sebebi fiyat bandı ama yani 128 GB'lık hiçbir cihazı önermiyorum, bunu söyleyeyim başta. Ki sadece SSD değil işlemci de yani diğer bilgisayarlara göre daha alt bir yapıda. Bunu önerebilirim dememin tek sebebi ise fiyatının 7.300 lira olması. Yani ilk anlattığım cihazlardan 2.000, 2.300, 2.500 lira daha ucuzken son anlattığım cihazlarda 700 lira daha ucuz. Yoruma devam edeceğim ama bu bilgisayarı tamamlayayım. Çevresel elementlerde 1 HDMI, 2 USB 3.2, bir tane de Type-C girişi yer alıyor. Ek olarak bir tane de 3.5 mm jack girişi var. Ekran tıpkı diğer cihazlardaki gibi 15.6 inç, LCD bir panele sahip, 1920x1080'lik bir çözünürlük bulunuyor. Ekran yenileme hızı ise 60 Hz. Şimdi geliyorum son yorumum arkadaşlar. Öncelikle bu cihazlardan anlıyoruz ki 9.500 lira en iyi tabiriyle yeterli bir fiyat bandı değil maalesef ki. En azından bir 20.000 liralık aralık olmalıydı diye düşünüyorum. Tabii ki artısını yaşayacak insanlar da vardır. Umarım işinize yarar gerçekten. Ama yani şu cihazı 2023'te aldığınızda ne kadar süre işinize yarayabilir ki? Evet, bir fırsat sağlanıyor olsa bile belki de eleştirilebilecek bir konu. Bununla ilgili düşüneceğiniz yorumlarda bekliyorum. Ama bu fiyat bandı içinde size en rahat önerebileceğim cihaz ilk anlattığım HP'nin cihazı. O da yani zaten 9500'ün tam kapısına gelmiş durumda. Lenovo da tabii ki bir seçenek olabilir. Diğer anlattığım iki cihaz da işte 7-8 bandı içinden iki cihazdı. Birisi 8000, birisi de 7300 lira civarında. Bunlar arasında tabii ki 8000'lik ilk seçenek olacaktır. Ama derseniz ki abi arada 700 lira var ve ben hani bunu korumak istiyorum, 5.5 indirim alacağım ve hani zar zor bir bilgisayar alacağım zaten derseniz de 7300 liralık cihazı size önerebilirim. En azından okulda işte ofis programlarında çok ufak, kurgularda ve işte yazı yazmada onda bunda sizi rahatça en azından bunlar götürebilecektir.
gerekir ama onun dışında oyun oynamak ya da işte başka şeyler yapmak gibi işlemlerde maalesef yetersiz kalacaktır. Özellikle mesela mühendislik okuyacak olanlara, yani AutoCAD'tir, CAD'tir, CUD'tir, böyle büyük programları gerçekten verimli kullanmaya ihtiyacı olan arkadaşlara bu fiyat bandı içinden önerebileceğim bir cihaz yok. Bunlar dışında bu arada Asus'un da benzer modelleri var. Bunu da söyleyeyim, şu an ben videoma eklemedim ama onlara da bakabilirsiniz. Ama yani dediğim gibi arkadaşlar, benim önerebileceğim cihazlar bunlar. Bu cihazlarla ilgili ekleyebileceğiniz farklı bilgiler varsa lütfen bunları yazın. Onun dışında bu fiyat bandında başka öneriniz varsa lütfen bunları da belirtin. Faydalanmak isteyen arkadaşlarımız faydalansın. Bu durumla ilgili zaten düşüncelerinizi sormuştum size, bunları da yazarsanız çok sevinirim. Sorularınız varsa onları da bekliyoruz. Videomuz eğer sizin için faydalı olduysa, ki umarım olmuştur, kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha, eğer telefonlar için video istiyorsanız bunu da söyleyebilirsiniz. Telefon videosunu da yaparız sizin için. Bilgisayarda istediğiniz için yaptık. Yapıyoruz yani. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.